Ahmet Kekeç, Şam'da cuma namazı kılacak Sevat, ne saçmalıyor böyle? Soçi'den çıkan mutabakat, Suriye'de terör devletçikleri oluşturmaya çalışan Amerika'yı üzdü. Bunu anlıyoruz da, Şam'da cuma namazı vizyonunun sahipleri ve onun destekçisi medya neden üzgün anlaşılabilmiş değil. Erdoğan ne söylerse söylesin, tersini savunmaya memur edilmiş sayıyorlar kendilerini ve tersini savunuyorlar. Ne tuhaf yaratıklar bunlar. Erdoğan katil eset dese, bütün komşularımızla düşmanız böyle dış politika olmaz diyorlar. Şam yönetiminin de Suriye üzerinde tasarruf hakkı bulunduğu söylense, e sen katil esede el mu uzatıyorsun diyorlar. Ne dedikleri neye itiraz ettikleri belli değil. Soçi'deki mutabakata da itiraz ediyorlar. Neden? Şii İran ve Rusya kazançlı çıkmış, biz kaybetmişiz. E peki Amerika'nın kazançlı çıktığı ve mütemadiyen kazançlı çıkacağı mevcut statüye Amerika'nın terör devletçikleri vizyonuna niçin itiraz etmiyorsunuz? Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar verecek. En kısa zamanda bir uzlaşma anayasası yapılacak. Bunun neresi kötü? Söylemesi ayıptır. Bugün Soçi'ye niçin itiraz ettiklerini geçen yıl bu zamanlarda 17 Aralık 2016 tarihinde bu köşede yazmıştım. Daha doğrusu öngörüde bulunmuştum. Küçük düzeltmelerle o yazıyı tekrar dikkatinize sunuyorum. Bakalım Şam'da Cuma namazı diyen gerekçesiz fütuhatçıların asıl derdi neymiş? Başbakan Binali Yıldırım Rusya hamlesinden sonra başka gelişmeler de olabilir dediğinde katil Esetle mi barışacaksınız? Suriye ile mi yakınlaşacaksınız diye yaygarayı koparmışlardı. Bir önceki başbakanın gölgesine sığınarak ve bir önceki başbakanın sırf bu nedenle yerinden edildiğini ima ederek Sonra da İran'la da görüşülebilir, Rusya'yla da görüşülebilir, Suriye'yle de görüşülebilir diye fetva vermeye başladılar. Bir önceki başbakan elbette Suriye ile yakınlaşmanın önü açılsın diye yerinden edilmemişti ama reis artık kenara çekilmelidir diyen fütühatçıların bütün gayreti ne yazık ki Suriye'nin bu hale gelmesine katkıda bulunan dış politika tercihlerine mazeret üretmek oldu. Bunu da yine bir önceki başbakanın kendi ifadeleriyle eşsiz bölge vizyonuyla ve dünya görgüsüyle ile meşru ulaştırdılar. Suriye'de beklenen devrim olmadı. Birkaç saat içinde Şam'a ulaşma ve Cuma namazını orada eda etme ihtimali de kalmadı. Fütühatçı devrimcilerimizin herhalde bu tablodan çıkaracakları dersler vardır. Evet, Esed'in ordusu ve İran'dan gelen milisler motivasyonlarını bir aidiyetten alıyor. İsrail'e kök söktürmüş ve İslam dünyasının hayranlığını kazanmış Hizbullah sadece o aidiyetten bakıyor. Türkiye'den Esed'e destek veren çevreler merkeze sadece sadece o aidiyeti, mezhep yakınlığını oturtuyor. Bunların hepsi oluyor, hatta daha fazlası oluyor ama onlar öyledir diye biz de mi bu meseleye oradan bakacağız? Bölgedeki gelişmeleri Şii-Sünni cepheleşmesi üzerinden mi okuyacağız? Çıkarılmak istenen Şii-Sünni savaşına malzeme mi taşıyacağız? Esed Şii olduğu için değil katil olduğu için katildir. Esed'in zulmünden kaçanlara ülke olarak kucak açtık. Halepçe katliamından sonra da Sünni Saddam'ın zulmünden kaçanlara kucak açmıştık. Mazluma kimliğini, mezhebini, aidiyetini sormadık, sormayız, sormamalıyız. İzlenecek yolu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işaret etmişti. Bizim Şiilik ve Sünnilik diye bir dinimiz yoktur. Dinimiz İslam'dır, kıblemiz bellidir. Mezhep üzerinden Irak'ı ve Suriye'yi bölen müstevliler, ülkemizde de aynı fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştılar. Bodoslamadan gitmeyelim, biraz dikkatli olalım. Soçi'de biz kaybetmedik, bölgede terör devletçikleri kurmaya çalışanlar kaybetti. Daha doğrusu Soçi mutabakatı onlara kaybettirecek süreci başlattı. Biraz da insaflı olalım. Ahmet Kekeç Star